Herkese merhabalar. Ben Şahin Aybek. Son ayların sadece Türkiye'nin değil, aynı zamanda dünyanın en fazla takip edilen haber sosyal mecralarından olan 23 derece ekranlarında bir Türkiye hepimizin, eğitim hepimizin programına daha hoş geldiniz. Türkiye'de haftada bir düzenli yayınlanan eğitim programı olmamasına rağmen haftada 14 çekim 7 yayınla Türkiye'nin eğitimini derecesiz bir şekilde 23 derece ekranlarında susmadan, korkmadan, alışmadan büyük bir coşkuyla, heyecanla, umutla konuşmaya devam ediyoruz. Türkiye'nin en önemli konusunu yani eğitimi, eğitimin güncel ve teorik sorunlarını ve çözüm önerilerini konunun uzmanlarıyla, bilimin ve aklın dışında tüm yönleriyle, eğitimin felsefi, sosyal ve tarihi yönleriyle 23 derece ekranlarında konuşuyoruz. Peki ne zamana kadar mı konuşmaya devam edeceğiz? Atatürk'ün eğitim felsefesini laik, demokratik, bilimsel, kamusal, karma ve çağdaş bir eğitimi hakim kılıncaya kadar konuşacağız. Aydınlanmanın, aklın, bilimin ışığı karanlığı yeninceye dek konuşacağız. Arkamızda yatağa aç giren hiçbir çocuk bırakmayıncaya kadar, arkamızda hiçbir eğitimsiz çocuk kalmayıncaya kadar Türkiye'nin eğitimini 23 derece ekranlarında derecesiz bir şekilde konuşmaya devam edeceğiz. İşte bunun için bugün yine önemli bir konuğum var. Eğitimci Taner Beyter. Sayın Beyter, Taner Hocam. Merhabalar. Hoş bulduk. Ne güzel sizi uzunca bir zamandan sonra tekrardan görmek. İyi misiniz? Her şey yolunda mı? İyiyim, teşekkür ederim Şahin Hocam. Siz nasılsınız, iyi misiniz? Gayet iyiyim, gayet iyiyim. Bugün sizinle eğitim yoluyla daha iyi bilenler haline nasıl gelebiliriz başlığı altında biraz eğitim, biraz felsefe, biraz epistemoloji konuşmaya çalışacağız. Ben sevgili Taner'le sohbet etmeyi çok seviyorum ve sevgili Taner'i Türkiye kamuoyunun daha yakından tanıması gerektiğini düşünüyorum. O yüzden iyi ki varsın, iyi ki de tekrardan hoş geldin sevgili Taner. Hoş bulduk, çok teşekkürler. Arkadaşlar, bizim programın otantikliği burada. Taner Hocam'ın yayınında herhangi bir yavaşlama vesaire olursa beni alttan uyarın. Bizim program böyle evden eve, camdan cama değil ama o camların ötesinden candan cana geçmeye çalışan bir program. Sevgili Taner, biraz istiyorsan bilginin değeri, bilginin felsefesi, biraz epistemoloji konuşarak başlayalım istiyorum. Ben senin birkaç tane bu konudaki konferansını canlı dinleme olanağına da sahip oldum. Genç kitleleri nasıl etkilediğini de biliyorum. Nasıl felsefeye adanmış bir yaşamın olduğunu da biliyorum. Şununla başlayalım uygun görürsen. Bilgi nedir ve biz bilgiyi nasıl tanımlarız sevgili Beyter? Evet, bu güzel bir soru. Felsefenin doğuşuna da denk düşen bir soru aslında. Felsefenin doğuş koşullarına baktığımızda aslında ilk meselelerden biri bilgiyle ilgili mesele elbette. Filozoflar bilginin ne anlama geldiği ve toplumsal yaşam içerisinde nasıl bir karşılığı olduğunu sık sık düşünmüşler ve belli türden teoriler geliştirmişler bu konuya dair. Bilgi hem geçmişte felsefe tarihinde farklı toplumlarda hem de çağdaş dünyada en önemli nosyonlardan biri. Kavramlardan ve meselelerden, konu başlıklarından biri. Bilgiyi tanımlamaya yönelik felsefe tarihinde, düşünce tarihinde de birçok farklı yaklaşım var. Ama en ünlü tanımlamalardan ve yaklaşımlardan biri şüphesiz ki Gettier adını verdiğimiz Amerikalı bir filozofun 1963 yılında yaptığı bir makalede elde ettiğimiz tanım. Bilgi gerekçelendirilmiş doğru inançtır diyordu Gettier. Burada inanç kelimesini kullanırken özellikle dikkat edeceğim. Çünkü Türkçe'de farklı bir anlamı var. İnanç deyince bir dini bir şey geliyor benim aklıma. Evet. Normalde çağdaş felsefede öyle değil. Gündelik hayatta evet inanç deyince daha dini, iman gibi bir kavram aklımıza geliyor. Ama orada kastettiğim şey İngilizce karşılığıyla faith değil aslında. Ya da kanıtsızca, gerekçelendirmesizce bir şeye inanmak değil. Aslında felsefede inanç dediğimizde faith değil, belief yani inanç. Önermesel kabul, zihinsel olarak kabul etmeyi kullanırız. Ki şu an bu yayını yaptığım ve karşımda bilgisayarın olduğuna yönelik bir inancım var derim. Yani zihinsel bir kabulüm var derim. Biz bilgi dediğimizde bilginin birinci unsuru, bildiğimizi iddia ettiğimiz şeyleri zihinsel olarak kabul ettiğimiz inancı bu anlamda kullanıyoruz. İkincisi tabii ki doğruluk. Yani var olan inançlarımızın bir gerçekliğe tekabül etmesi, uyuşması, onunla bir doğruluk ilişkisi içerisinde olması. Üçüncüsü de elbette bu doğru inançların gerekçelendirilmesi. Rasyonel bir gerekçelendirme sürecinden geçmesi. Bu üç unsuru bir araya getirdiğimizde çağdaş felsefede bilgiyi gerekçelendirilmiş doğru kabuller, inanç yerine kabulü de kullanabiliriz. Gerekçelendirilmiş doğru kabuller olarak tanımlama yönünde bir eğilim var. Tabii ki bu tek tanım değil. Farklı türden tanımlar da var. Özellikle çağdaş felsefede erdem epistemolojisi adını verdiğimiz bir yaklaşım var. Aslında bilme dediğimiz şey çoğunlukla karakter özelliklerimiz ve entelektüel yetilerimizle ilişkilidir diyen bir yaklaşım var. Bilmeyi daha iyi bilenlerin sahip olduğu bir yeti olarak tanımlamaya yönelik bir eğilim var. Amerika'da çok sık tartışılıyor. Bugünümüzde de Türkiye'de de yavaş yavaş tartışılmaya başlandı. Bu yaklaşıma göre aslında bilgi bir erdem ilişkisidir.
Yani hayata karşı, meselelere karşı, problemlere karşı, olgulara ve konulara karşı takındığımız erdem tutumunun bir sonucudur. Erdemli bir tutumun sonucudur ve bu açıdan bilgiyi erdem aracılığıyla kabul edilmiş doğru kabul ya da doğru inanç olarak da tanımlayabiliriz. Bu da bir diğer tanım ki birçok başka tanım da var. Ama en temelde aslında bilgi hayata karşı, asli meselelere karşı, çözmemiz gereken problemlere karşı ya da bir konuyu daha açık kılmaya karşı takındığımız rasyonel ve gerekçelendirilmiş bir tutumun sonucu. Bilgi bunun sonucunda elde edilen bir konu ya da bir kavram gibi görünüyor. Sevgili Taner, yani bilen ile bilinen arasındaki bir ilişki, ben kısaca özetleyecek olsam. Peki şunu merak ediyorum. Böyle çok fazla sosyoloji kitaplarında da kullanılan, akşamları popüler medyayı açtığınızda televizyonda da böyle tırnak içerisinde artistik olsun diye kullanılan, ben de bunu kullanırım. İşte efendim bilgi toplumuna geçtik, bilgi toplumunu yaşıyoruz. Peki bu söylediğin tanımlamalar ışığında da biz bilgi toplumu deyince neyi kastediyoruz? Yani burada kastımız Francis Bacon'ın bilgi güçtür ilkesinden hareketle bilginin, bilimin öncelendiği ya da işte Anadolu mutasavvıflarının bilimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktırdaki, yani bilimden, bilgiden alan güce dayalı bir toplum bu. Bilgi toplumu ne anlama geliyor sana göre sevgili Beyter? Çok güzel bir soru. Bilgi toplumu artık sosyoloji, siyaset ya da disiplinlerin farklı alanlarında sık sık kullandığımız bir kavram. Aslında bilgi toplumu derken kastettiğimiz şeyin iki farklı anlamı var. Birinci anlamı, o toplumu oluşturan bireylerin daha iyi bilenler haline gelmesi. Daha iyi bilenler olmak şu anlama geliyor. Yani zihin dünyalarındaki var olan kabuller ile gerçekliğin daha çok uyuştuğu bireyler haline gelmek. Daha doğru bilen, hakikate dair daha yüksek kavrayışa sahip olan, karşılaştığı problemleri daha hızlı ve gerçekçi bir şekilde çözen bireylerin oluşturduğu toplum. Bu bir kısmı bilgi toplumu dediğimizde. Bilenler tarafından oluşturulan toplum. Ama bir de ikinci kısmı var. Toplumsal ilişkilerin ve toplumsal kurumların genellikle ve büyük oranda doğru bilgi üretecek şekilde dizayn edildiği ya da oluştuğu toplumsal yapılardan oluşan grupların da bilgi toplumunun bir parçası olduğunu biliyoruz. Yani ben bilgi toplumu dediğimde sadece daha iyi bilenlerin oluşturduğu toplum demiyorum. Toplumsal ilişkilerin de genellikle bilgiyi amaçladığı, bilgiyi öncelediği, bilgiye önem verdiği bir hal içerisinde şekillenmesi bilgi toplumu. Yani öyle bir toplumdan bahsedeceğiz ki bu toplumsal kurumlar, toplumsal ilişkiler bilgiyi önceleyecek ve bilgiye değer verecek. Ve bu bilgiyi önceleyecek. Buradaki bilginin kriteri ne? Örneğin ben bugün bir derste felsefe anlatırken güzel bir şey yakaladı. Sıradan bir çocuk bir şey yakaladı. Ben hani bilgi güçtür dedim. Hocam dedi ben çok güçlüyüm. Niye dedim? Ben dedi Kur'an-ı Kerim'i iki defa atmettim dedi. Hangi türlü? Dini bilgi mi? Ya çocuk gerçekten bütün samimiyetiyle sordu bunu. Dini bilgi mi? Bilimsel bilgi mi? Sanatsal bilgi mi? Felsefi bilgi mi? Hangi bilgiyi kastediyorsun Taner? Çok güzel bir soru. Benim tabii burada felsefeci olarak kastettiğim şey aslında felsefi bilgi felsefi olacak. Bilgi. En kuşatıcı bilgi olarak felsefi bilgi. Sonra da bilimsel bilgi derdim muhtemelen. Aslında burada daha iyi bilenler olmaya çalışırken de kastettiğimiz şey bu. İnsanların dünyada karşılaştıkları meselelere dair daha uygun bir pozisyon sahibi olması. Daha yüksek bir kavrayış sahibi olması. Tabii ki toplumsal ilişkilerde bize dair en önemli bilgiler felsefi ve bilimsel bilgilerle ilgili bilgiler olsa gerek. Taner, bizim programın formatı 25 dakika. Evet, şu an bizi yüz binlerce 23 derece izleyicisiyiz. Yani sıradan kitle izliyor bizi aslında. Yani tam Türkiye izliyor bizi. Hem biraz daha felsefenin de popülerleşmesi adına, yaygınlaşması adına söyleyelim. Hani belki Celal Şengör'ün Fatih Altaylı destekli açtığı Dinozor Dede kanalı kadar olmasa da ben Taner Beyter'in dinozor değil genç, daha yunk bir kuşak olduğunu düşünüyorum. Ve ben önemli bir beyin olduğunu düşünüyorum. Ve yokluklar içinde de bu ülke için neler yaptığınızı da biliyorum. Yani tırnak içerisinde biz Marx'ın ifade ettiği üzere böyle yokluğun sefaletini yaşarız. Yani felsefenin sefaletini, sefaletin felsefesini yapmaya çalışan insanlarız bu coğrafyada. Bunun için de hazır bunu yakalamışken tadımlık verelim zaman yönetimi yapmak adına. Tabii ki epistemoloji, yani Platon'dan, Aristoteles'ten ya da Orta Çağ'dan, işte aydınlanma vesaire, bir sürü belki epistemoloji üzerine, bilgi felsefesi üzerine konuşabiliriz ama günümüze geldiğimizde onlardan da hareketle böyle kümülatif o birikmenin üzerine çağdaş felsefe, bilgi kuramları hakkında bize yeni bir şeyler söyler mi günümüzdeki çağdaş felsefe kuramları? Evet evet, kesinlikle söyler. Özellikle çağdaş felsefede birçok yeni teori öne sürüldü. Aslında bilginin farklı boyutlarına yönelik farklı türden teoriler geliştirdik. Burada kastettiğim şey şu. Örneğin bilgi ile
sosyal ilişkiler arasındaki ilişkiyi ele alan sosyal epistemoloji adını verdiğimiz bir alan doğdu. Sosyal epistemoloji dediğimiz şey toplumsal ilişkiler içerisinde bilginin nasıl yayıldığı, nasıl kendine yer bulduğu ve kurumlar tarafından nasıl desteklendiğini konu edinen, yanlış inançların nasıl yayıldığını konu edinen, bilginin toplumsallaşmış biçimini konu edinen bir çalışma alanı sosyal epistemoloji. Veya bilgi ile bilim arasındaki ilişkiyi konu edinen bir yaklaşım doğdu. Buna da doğallaştırılmış epistemoloji ya da evrimci epistemoloji adını veriyoruz. Evrimsel bir süreçte bir tarihi ve bir geçmişi olan beynimiz nasıl olur da sürekli bir şekilde doğru bilgi çıktısı üretebilir? Çevresiyle girdiği, çevresindeki uyaranlarla girdiği ilişkide beynimizin ve zihnimizin sürekli doğru bilgi üretecek bir mekanizma haline gelmesini neye borçluyuz? Ya da beynimiz, zihnimiz yeterince doğru bilgi üretmiyorsa bu kusurlar evrimsel ve bilimsel olarak neye borçlu kendisine? Bu bir diğer kısmı. Bilimle din arasındaki ilişkiye dair de bir şeyler söyler. Bir diğer kısmı tabii ki bilgiyle, hani sosyal dedik, sosyal epistemoloji, bilim dedik, doğallaştırılmış epistemoloji. Üçüncü tarafı feminizm. Bilgi cinsiyet ilişkilerinde nerede duruyor? Erkekler ve kadınların bilebileceği şeyler arasında bir fark var mı? Ya da toplumsal cinsiyet rolleri bir şeyi bilmeye yönelik içinde bulunduğumuz epistemik süreçte bize nasıl etki edebilir? Feminist epistemoloji son zamanlarda yepyeni şeyler söylemeye başladı. Bir diğer kısmı tabii ki metafiziksel ya da dini bilgilere dair dini epistemoloji dediğimiz kısım. Alvin Plantinga ve Richard Swinburne gibi filozofların geliştirdiği yaklaşım. Tanrı'yı bilmek mümkün mü? Ya da kanıtsız bir şeyi bilmek mümkün mü? İman dediğimiz şey nedir? Gibi konuları ve bunların bilgi felsefesinde ne anlama geldiğini konu edinen bir yaklaşım dini epistemoloji. Çok farklı boyutları var ama en ön plana çıkan ve benim de daha çok benimsediğim Erdem epistemolojisi. Erdem epistemolojisi aslında insanları karakter özelliklerini ve erdemlerini geliştirerek daha iyi bilenler ve genellikle doğru bilgiye ulaşma konusunda olabildiğince daha rasyonel bir süreç geçiren bireyler haline getirmek için tartışmaya başladığımız bir alan. Erdem epistemolojisi bence eğitim açısından da çok önemli. Çünkü yurt dışında erdem epistemolojisiyle ilgili birçok çalışma yaptığını biliyoruz eğitimcilerin. Çünkü yapmaya çalıştığımız şey şu aslında bizim öğrencilere. Öğrencileri genellikle daha rasyonel düşünmeye, düşündükleri şeylere yönelik kanıt peşinde koşmaya, yanlış inançlardan sıyrılmaya, var olan inançlarıyla gerçekler arasında daha doğru gerekçelendirme süreçleri inşa etmeye, teşvik etmeye çalışıyoruz. Aslında biz öğrencilerin karakter özelliklerini geliştirmeye çalışıyoruz. Bilmeye yönelik karakter özellikleri. Burada kastettiğim şey şu. Örneğin Google'da bir şey araştırırsınız ve doğru siteye girmeniz gerektiğini bilmeniz gerekir. Örnek veriyorum, eğer ki yanlış bir mecrada arıyorsanız Google'un birinci sayfasından başlayıp ilk sayfada bırakmamanız gerekir. Eğer bilgi peşinde koşuyorsan ilk sayfada bırakmamalısın. Çok çabuk pes etmemelisin online bir süreçte. Ya da 20 sayfa gitmemelisin eğer ki yok yere internette vakit kaybediyorsun. Hangi kaynağı nereden nasıl bulacağını, kaynakçılarını nasıl araştıracağını ve doğru bilgiye ulaşmak için internet ortamını nasıl kullanacağına yönelik erdem özelliklerimizi geliştirmemiz lazım. Karakter burada özellikleri... sen sistemik otorite gibi bir şeylerden bahsediyordun. Doğru mu hatırlıyorum? Evet. Evet. Senin konferansını dinlediğimde çünkü yani Instagram'da da ya da sosyal medyada da birileri bir bilgi paylaşıyor. Ama hangi paylaşımı yapan kişinin ya da kaynağın epistemik otorite olduğuna dair de gençlere bir eğitim vermek gerekiyor. Yani o eleştiriden geçirmeleri anlamında. Evet evet, kesinlikle öyle. Çünkü bu çağın en büyük problemlerinden biri gençlerin yanlış bilgi tırnak içerisinde ya da yanlış inanç bombardımana maruz kalmaları. Çevrim içi ortamlarda gördüğümüz bilgilerin %60-%70'inden fazlası yanlış. Ve genç kuşaklar bunlara sürekli maruz kalıyorlar. Sosyal medyada, Twitter'da, Instagram'da, Facebook'ta ve var olan bilgi iddialarını denetlemiyorlar. Kapak fotoğrafına bakıyorlar, başlıklara bakıyorlar. Var olan inanç kümeleriyle uyuşup uyuşmadığına bakıyorlar. Rasyonel bir gerekçelendirme sürecine girmiyor öğrenciler. Ya da doğru bilgiyi nerede arayacaklarını da bilmiyorlar. Gazetelerde sürekli bir haberler çıkıyor. İşte limon sağlığa şöyle gelir, şu kansere sebep olur, İşte ders çalışmak için şöyle yapın. Çocuklar bunların doğruluğunu denetlemeden doğrudan kabul ediyor. Ve kabul ettikleri şeylerin çoğu yanlış. İnternet ortamımızı genellikle doğru bilgi üretecek şekilde tekrar düzenlememiz gerekiyor. Ve bu yurt dışında tartışılıyor. Ne yapmalıyız? İnternet ortamımız genellikle doğru bilgi üretecek şekilde biçimlensin. Ya da eğitim sürecimizde öğretmenlerimize, eğitmenlerimize, okullarımıza ne türden katkılar sunalım ki öğrenciler daha iyi bilenler haline gelsin? Peki bu çok önemli. Sevgili Taner, öğrencilerimizin daha iyi bilenler haline gelmesi bağlamında da bilmenin değeri önemli ve bilmenin değerini bir başkasına aktarmak.
hani bu coğrafyada kullanılır ya, hiç bilenle bilmeyen bir olur mu? Aslında bu, yani adına ne dersen de dini bir boyutuyla da geçse bilmeyi, ama neyi bilmeyi, o da ayrı bir tartışma konusu da, bilmeyi önceleyen bir şey. Sence biz, size göre Sayın Beytar, bilmenin değerini bir başkasına nasıl anlatırız? Yani bilmek karın doyurmuyor kardeşim, tırnak içerisinde söyleyeyim. Nasıl anlatacağız biz bunu insanlara? Bence bunun en güzel örneklerinden biri, birçok farklı yol seçilebilir ama en güzel örneklerinden biri kriz anları. Bilmenin değerini ve önemini başka insanlara en önemli şekilde kriz anlarında anlatırız. Bugün 5 Şubat Maraş depreminin 1. yıl dönümü olacak bildiğiniz gibi. Evet. Neredeyse 1 yıl geçecek. Orada yine analım kaybettiğimiz insanlarımızı, ihmalkarlıktan dolayı kaybettiğimiz insanlarımızı analım. Mesela bu kriz anında bilmenin değerini aslında çok güzel bir şekilde gördük derdim ben. Vereceğim örnek şu. Deprem döneminde bir yıl öncesine gidelim, hafızalarımızı tazeleyelim. Baraj yıkıldı ve barajdan su şehre doğru geliyor diyerek bu yanlış bilgi sonucunda insanlar arabalarını atlayarak şehirden kaçmaya çalıştılar. Ve insanlar bu yanlış bilgi sonucunda trafikte sıkıştılar. Küçük kazalar oldu. Ve kış aylarında zor koşullarda birdenbire gereksiz yere kaygılandılar. Belki de o an deprem süreci olduğu için insanların hayatlarını kurtarmak ya da depremle ilgili yapılabilecek başka şeyler yapabilirlerdi. Ama bu yanlış bilgi sonucunda, yani internet ortamında yayılan denetlenmemiş yanlış bilgi sonucunda, yanlış bir söylem sonucunda gereksiz yere yollara döküldüler. Bilginin değeri bu. Eğer ki doğru bilgiye sahip olsaydık, eğer doğru bilgi üretme sürecimizi denetleyebilseydik, baraj yıkıldı, işte aslında Amerikalılar depremi yaptı ya da dünya düzdür gibi, bizde hakikatten bizi uzaklaştıran ya da kriz anlarında bize fayda sağlayacak eylemleri gerçekleştirmemizde bizi uzaklaştıran eylemlerden kurtulurduk. Bilginin en önemli yerlerinden biri bu. Senin yine söylediğin, yine mantıklı bu söyledi. Mantıklı derken kendi içinde bir mantığı var. Adam şey diyor, yani binanın ve zinanın olduğu yerde deprem olur gibi bir şeye bağlı. Peki bu söylediğin, özellikle sosyal medya ve yanıltıcı bilgi karşısında ne yapmalıyız? Çok net sorayım. Buna yönelik ben sosyal epistemologların, çağdaş felsefecilerin ne iş yaptığına yönelik de bir cevap olacak sorduğunuz şeye dair hocam. Sosyal medya, yani bilgi üretim mekanizmalarımızı doğru bilgi üretecek şekilde tekrar düzenlemeye başladık. Şöyle bir örnek vereyim. İnsanlar genellikle bir bilgi iddiasına karşı kaldıklarında Twitter'da, Instagram'da ya da Facebook'ta gezerken sadece resme ve fotoğraflara bakıyorlar. Bununla ilgili deneyimler var. Sosyal psikologların yaptığı çalışmalar, içeriği bile okumadan paylaşıyorlar. Taner, yani bir ekleme yapalım. Bak, son ülkenin kaderini belirleyen bir seçimden bahsedelim. Bunu siyasi boyutuyla söylemiyorum. İlk turda Kılıçdaroğlu'yla Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Erdoğan arasındaki seçimde Sayın Cumhurbaşkanı sonradan kasetin montaj olduğunu söylemesine rağmen Sayın Kılıçdaroğlu tırnak içerisinde ilk seçim boyunca PKK'lı damgasını yiyerek seçimi bitirmek zorunda kaldı. Sonradan bizzat Sayın Cumhurbaşkanı kendi ağzıyla montaj olsa ne olur, olmasa ne olur dedi. Evet. Ama onu söylediği anda kitle zaten tamamıyla buna inanmıştı. Bilmiyorum, tam doğru örneği verebildim mi? Çok yani doğru bir örnek verdin. Bunun kaderini değiştiren bir şey bu bir yanıyla. Evet evet, çok doğru bir örnek verdin. Yurt dışında zaten bu bağlamda tartışılıyor. Çünkü otoriter yönetimler artık yanlış bilgi bombardımanını kullanarak kendi iktidarlarını sağlamlaştırmaya çalışıyorlar. Aslında Trump'ın yaptığı da bu. Ya da Bolsonaro'nun yaptığı da buydu Brezilya'da. Fransa'da Le Pen'in yaptığı da buydu. Sürekli bir şekilde sosyal medyayı kendi iktidarlarını güçlendirecek bir şekilde yanlış bilgi bombardımanına kullanarak sağlamlaştırmaya çalışıyorlar. Önemli olan şey, söyledikleri şeylerin doğru olması değil. Kitle üzerinde de etki yaratması. Burada şunu da söyleyelim. Bu medyadaki dönüşüm bağlamında, yani dünyadaki değişim medyayı da dönüştürüyor. Yani biz örneğin 23 derece bir sosyal medya hesabı ama dünyanın en fazla takip edilen birkaç haber sosyal mecrası bir haline geliyor Türk sosyal medyası. Şuraya getireceğim. Son seçim sürecinde de artık medya evriliyor. Ana akım medyadan ziyade, bu iyidir kötüdür ayrı bir tartışma konusu, Türkiye'deki seçimin kaderini de belirleyen Facebook, Instagram, Twitter, TikTok. Yani siz insanların cep telefonlarıyla ceplerine ulaşarak onları doğru ya da yanlış manipüle edip etkileyebilirsiniz. O yüzden sosyal medya kanalları önemliydi. Peki işte tam da bu dediğin noktada bunlar karşısında ne yapılmalı? Orayı biraz somutlaştıralım biraz daha. Burada en güzel örnekler, iki tane örnek verilebilir. Birincisi kamu karar vericilerinin bu noktada adım atması gerekiyor. Mesela Twitter şöyle bir uygulama başlattı. Bir içeriği paylaşmadan önce okudunuz mu diye uyarı getirmeye başladı. Çünkü yanlış bilgi içeren bir içeriği sadece başlığı ve fotoğrafını aldanarak
paylaşırsam daha çok yayılmasına sebep olurum. Bunu engellemek için Twitter yöneticileri bir uyarı gerçekleştirerek bakın içeriği okudunuz mu demeye başladı. Bu kamu karar vericilerinin yaptığı bir şey ya da bazı bilgi iddialarında Twitter'da örneğin altta bir uyarı mesajı çıkmaya başladı. Aslında burada videoda paylaşılan iddia doğru değildir, kaynak olarak şuraya bakın gibisinden. Kamu karar vericilerinin yaptığı bazı şeyler var ki üniversitelerde de tartışılıyor bu. Amerika'da, Avustralya'da, Britanya'da Twitter ve sosyal medyayı epistemik olarak daha sağlıklı hale getirmeye yönelik bir çalışma ve tartışma var. İşin bir diğer tarafı tabii ki bize düşüyor. Yani kişilerin kendilerine yönelik sorumluluklarına, epistemik sorumluluklarına, bilgiyle ilgili sorumluluklarına düşüyor. Yanlış bilgi bombardımanında olsak bile kendi yetilerimi, bilişsel yetilerimi, rasyonel yetilerimi, epistemik yetilerimi o kadar iyi yetiştirmediğim ki, geliştirmediğim ki yanlış bilgi bombardımanına maruz kaldığımda ayırt edebilmeliyim. Abi bir dakika, bu haberde bir problem var. Bu haberdeki iddiayı denetlemem lazım. Bu iddiada var olan başlık aslında içerikle tutmuyor. Ya da kaynaklar güvenilir değil. Aslında yapılabilecek en önemli şey bizim kendimizi geliştirmemiz. Bilgi bombardımanına karşı bilişsel bir kalkan edinmeye çalışmamız. Bunun yolu da tabii ki eğitimle ve felsefeyle geçiyor. Tabii bunun için de biraz daha böyle kurumsal anlamda okuldaki eğitim önemli. Peki sevgili Beytar, hani şairin şiiri var, ben sevdikçe o güzelleşti diye. Yani kötü bir şey de sevseniz belki berkeleyici anlamda var olmak, algılamış olmaktır. Onu nasıl algıladığınız da önemli. İnsan çok çirkin birine de tırnak içerisinde söylüyorum aşık olabilir. Bunu anlarım, bu aşk boyutuyla ilgili bir şey, duygusal bir şey. Peki bu anlamda yanlış olduğunu bile bile insanlar niçin yanlış şeylere inanır? Şahin hocam, Şahin felsefenin en büyük problemlerinden biri. O kadar çok yanlış inanç var ki ve insanlar o kadar absürt şeylere inanıyor ki. Amerika'da binlerce insan Finlandiya diye bir ülkenin olmadığını inanıyor. İnsanlar dünyanın düz olduğuna inanıyor. Uzaylı, reptilian, sürüngen türün bizi yönettiğine inanıyorlar. Ya da dış güçlerin Türkiye'de deprem yaptığına inanıyorlar. Peki, Taner, şu doğru mu? Şu doğru mu? Başka bir polemiği yaratmaması adına konunun içeriğine girmeyeceğim. Ben de bunun mağdurlarından birisi olarak. Belki de 23 dereceye evrilme hikayemden birisi. Büyük bir kriz yaşadım. Yani yine çocuğu önceleyen, insan hayatını önceleyen bir şeydi. Bütün canlıları önceleyen birisi. Bu bambaşka bir şey. Yani onu tartışmaya gerek yok. Sosyal demokrat, solcu, sosyalist bir kişi... Böyle bir şey, yani inansanız da yaradandan ötürü bütün yaratılmışlar önemseniz. O başka bir şey. Tam bu noktada bunlarla ilgili ben şunu keşfettim o süreçte. Eskiden bunu birisi bana söylese ben inanmazdım. Yani ben hep faşist deyince aklıma tırnak içerisinde sağcı birileri gelirdi. Hı hı. Şimdi yaşadıklarım bana şunu gösterdi. Faşizm solda da olabiliyor. Bir. Hı hı. İki. Faşizm deyince benim aklım hep eğitimsiz kimseler gelirdi. Ama adam koskocaman profesör olup, sağlık bilimleri profesör olup insan sağlığını hiçe sayabilecek kadar dogmatik o. Yani adam Hacettepe tıbbı bitirmiş. Profesör ya. Ya da şöyle bir boyutu. İki, bir bakıyorsun adam NASA'da profesör. Tırnak içerisinde söylüyorum. Dini anlamıyla herhangi bir dinin terörize edebilecek noktada fikirler beyan edebiliyor. Yani bilmiyorum söylemek istediğim şeyi anlatabiliyorum. Yani bu sağ, sol ya da gerici deyince benim aklıma hep çok açık ve net söyleyeyim. Belli bir kesim gelirdi. Ama diğer kesimde de gerici olabileceği geliyor. Yani bu eğitim düzeyine de bağlı değil dediniz ya. Amerika'da bilmem ne kadar kişi ne kadar neyi. Ne bunun mantığı ne? İnsanlar niçin yanlış şeylere inanır? Bu eğitim düzeyine de ilgili değil sadece. Evet evet, iki boyutu var yine. Bir toplumsal bir de bireysel boyutu var. Toplumsal boyutu var olan bilgi edinme kaynaklarımızdaki problem. Demin bahsettiğimiz Twitter, sosyal medya, Instagram. Hı. Çünkü insanlar inanç dünyalarını değiştirecek kadar çok bilgi bombardımanı, yanlış bilgi bombardımanına maruz kalıyorlar. Ve insanlar genellikle bir bilgi iddiasına maruz kaldıklarında yaptıkları şey bu bilgi iddiasının kendisini rasyonel bir şekilde denetlemek değil, var olan yerleşik inançlarıyla uyuşup uyuşmadığına bakıyorlar. Hı. Yani ben var olan yanlış inançlarım bile olsa inançlarımla daha çok uyuşan şeyleri tercih ediyorum. Önemli olan rasyonel olarak doğru olup olması değil, inanç kümenle uyarlı olup olmaması. Hatta öyle ki var olan yanlış inanç kümeniz Twitter, sosyal medyada, Facebook'la daha çok büyük artabilir. Daha da şiddetlenebilir. Yani toplumsal... Uyanınızı güçlendiriyorsunuz olumsuz anlamıyla. Evet, evet. Yani orada bir toplumsal sorun var. Bireysel olaraksa insanların bilgiye yeterince değer vermemesi, rasyonel yetilerini geliştirmemesi, buna yönelik gerek okul ve eğitim sürecinde, gerek içinde bulundukları sosyal yapılar içerisinde yeterince teşvik edilmemeleri. Yani hem toplumsal hem de bireysel yönleri var aslında bunun. Ki aslında erdem epistemolojisinden bahsettik. Yapmaya çalıştığımız şey büyük oranda bence bununla ilişkili olmalı. Yani eğitimde ve okulda insanları daha rasyonel, daha kanıt peşinde koşan, alternatif düşünce becerisini geliştiren, problem çözmeye odaklı, şüphe etme, makul bir şüphecilik peşinde koşmaya odaklı bilen insanlar haline getirmeliyiz. Bu aslında bir toplum mühendisliği değil.
Bu herhangi bir ideolojiye ya da herhangi bir siyasi görüşe hizmet etmek zorunda da değil. İnsanları daha rasyonel varlıklar kılmaya yönelik mekanizmaların zeminini atmamız gerekiyor. Böylece toplumsal ve bireysel boyuttaki problemleri daha iyi aşabiliriz aslında. Ki bu yüzden yurt dışında hala eğitimle ilgili yeni eğitim modelleri geliştiriliyor. Bununla ilgili nörolojik çalışmalar yapılıyor. Bununla ilgili felsefecilerden daha çok yardım alınıyor ya da bilim insanlarından daha çok yardım alınıyor. Çünkü demokrasimizi de korumamız gerekiyor. Çünkü bu bahsettiğimiz konular aslında demokrasiyi de tehdit etmeye başladı. Otoriter hükümetlerin yanlış bilgi iddialarıyla kendi siyasi yapılarını koruma çabası var olan demokratik koşulları, demokratik kurumların içini boşaltmaya başladı. Önemli olan şey doğru olması değil, işe yaraması. Burada bir sorun var. Bizim amaçlamamız gereken şey doğruluk. Ama var olan otoriter hükümetler doğruluğu değil. Benim işime yarıyor mu diyerek bilgiyi eğip büküyorlar. Bu ciddi bir sorun bence. Bu da büyük sıkıntıya yol açıyor. Arkadaşlar pozitif ayrımcılık yapacağız. Biraz uzatacağız. Evet 26. dakikadayız. Bir dakika geçti. Son bir soruyla ve Taner Hocam'ın söyleyecekleriyle bitireceğiz. Ama zaman kısıtlamam yok sevgili Taner. Sırada bekleyen programlar var ama son bir soru. Eğitim programımızı eğitime de bağlayalım. Eğitim yoluyla hazır seninle o konuş. Bence manşete de böyle çekebiliriz ya da senin bir önerin olursa da ona da çekeriz. Ben şöyle düşündüm. Eğitim yoluyla tırnak içerisinde daha iyi bilenler haline nasıl gelebiliriz ama epistemoloji kelimesini de kullanmak istiyorum manşetten. Onu programdan sonra konuşuruz. Sizce eğitim yoluyla daha iyi bilenler haline nasıl gelebiliriz ve son söyleyeceklerinizle bitirelim. Tabii ki. Öncelikle eğitim ortamı elbette okul önemli. Dört duvar arası elbette önemli. Ama artık eğitimi okulun dışına çıkarmamız gerekiyor. Bu zaten uzun bir süredir felsefecilerin, sosyal bilimcilerin söylediği bir şeydi. Artık öğrencilerin daha iyi bilenler ya da daha rasyonel bireyler haline gelmesi için dört duvarın arasının dışına çıkmaları gerekiyor. Örneğin Finlandiya'da bunun birçok örneği var. Öğrenciler restorana giderek restoranda garsonlara nasıl davrandıkları ya da gelen yemeğin içeriği hakkında nasıl bilgi aldıklarına yönelik not veriyorlar. Okulun dışında yapılıyor bu restoranda. Değil mi? Eğitimi okulun dışına çıkarmamız gerekiyor ama burada kastettiğim şey hani okul, dört duvar arası. Hayır. O yine gerekli. Hocam çıkarıyorlar. Cemaat ve tarikatlara gidiyor işte. Eğitim okulun dışına çıkıyor. ÇEDES projesi. Az önce sizden önce ÇEDES projesini konuştuk. Evet. O da bir diğer boyut. Benim kastettiğim biraz daha farklı. Ya şey demek işte okulsuz toplum mu diye bir kitap vardı. Ben onun üzerine köşe yazısı yazmıştım. Ertesi gün Abdurrahman Dilipak bana o da şeyde Yeni Şafak'tan, Akit'ten bir yerden cevap verdi. Yani ilk defa bir yere doğru noktada. O dönem ben Oda TV'de yazıyordum. Hocam çok doğru söylüyor dedi. Ben de önce mutlu oldum sonra baktım ki hocam işi tamamen resmi ideoloji yani devlet okulları kapatılsın. Cemaat yani anlatabiliyor muyum? Yani neresinden yakaladığınıza bağlı. Bunun haklısınız. Aslında benim kastettiğim şey eğitim ortamlarının zenginleştirilmesi çağdaş anlamıyla konuşursak. Elbette elimizdeki en iyi model öğrencilerin karşısına onları gerçeği teşvik edecek, doğrunun peşinde koşmayı teşvik edecek, problem çözme yetisini geliştirecek öğretmenler koymak. Onları bir öğretmene emanet etmek. En iyi yol bu hala elimizdeki. Ama eğitim ortamlarını zenginleştirmemiz gerekiyor. Çağdaş bilimsel gelişmelerle eğitim arasında daha çok ilişki kurmamız gerekiyor. Yurt dışında artık öğrencilerin öğrenme mekanizmalarını hızlandıran ve güçlendiren nörolojik çalışmalar yapılıyor. Mesela Türkiye'de böyle bir şey yok. Çok tuhaf. Yani nöroloji ile eğitim arasındaki nöro eğitimle ilgili nöro pazarlama çok var. Ama nöro eğitimle ilgili çok az şey var. Ve bunu da işin içine sokmamız gerekiyor. Yani bilimden daha çok faydalanmamız gerekiyor. Tabii ki en önemlilerinden biri de eğitim politikalarımızı gözden geçirmemiz gerekiyor. Eğitim politikalarımızı daha rasyonel kılmamız gerekiyor. Öğrenciler ve öğretmenler okulda tuvalet kağıdı olup olmadığını tartışıyorlar. Sabun olup olmadığını tartışıyorlar. Ya da internetin sınıfa girip girmemesini tartışıyorlar. Öğretmenler sınıflarda internet ortamını kullanamıyorlar. Eğitim materyalleri hala çağ dışı. Eğitimle ilgili kamu politikalarını daha güçlendirip tekrar gözden geçirmemiz gerekiyor. Bu üç boyutlu bir mekanizma aslında. Peki çok teşekkür ederim Sayın Beytar. Var mı ekleyeceğiniz başka bir şey? Çok teşekkür ederim Şahin Hocam. Umarım tekrar buluşma şansımız olur. Herkese Taner, şu an bizi izleyen yüz binlerce kişi Taner Beytar'ı takip etmek isteseler, ulaşmak isteseler, dergi, sosyal medya nerelere baksınlar, ne yapsınlar? Onunla da bitirelim. Hazır işin reklamını da yapalım biraz. Teşekkürler. Ben Öncül Analitik Felsefe Dergisi'nin kurucularından biriyim. Dergimizin YouTube'da, Twitter'da, Facebook'ta ve Instagram'da Öncül Analitik Felsefe Dergisi olarak aratırsanız sayfaları mevcut. Buralardan bizim yaptığımız epistemoloji, etik, metafelsefe, birçok alana dair içerikler, felsefi içerikler var. Onları takip edebilirsiniz. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Ben sağ teşekkür olun. Ederim. Sevgili görüşmeler. 23 derece izleyicileri, son ayların sadece Türkiye'nin değil aynı zamanda dünyanın en fazla takip edilen haber sosyal mecralarından 23 derece ekranlarında bir Türkiye hepimizin, eğitim hepimizin programının daha sonuna geldik. Bugün önemli bir konum vardı. Benim için de çok keyifli bir sohbet oldu. Eğitimci, felsefeci Taner Beytar ile eğitim yoluyla da daha iyi bilenler haline
nasıl gelebiliriz başlığı altında biraz epistemoloji, biraz eğitim felsefesine giriş, biraz felsefe konuşmaya çalıştık. Biraz dediğime bakmayın, bence bunlar Türkiye'nin bir numaralı gündem maddesi haline gelmesi gereken önemli konuları. Evet, Türkiye'de haftada bir düzenli yayınlanan eğitim programı olmamasına rağmen haftada 14 çekim 7 yayınla Türkiye'nin en önemli konusunu 23 derece ekranlarında derecesiz bir şekilde yeryüzü aşkın yüzü oluncaya dek konuşmaya devam edeceğiz. Dünyayı ve Türkiye eğitim kurtaracak. Ben Şahin Aybek. Herkese iyi ve eğitimli bir gün diliyorum. Bilimle kalın.